Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığı ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet, size yine bir iğne iniyosu modeli göstereceğim. Bu şekilde biraz kahvenin kenarında kalmış. Açarım. Evet. Bakın çıtır çıtır çıtı patı, tam sizlerin hoşlandığı gibi. Bu modeli sizler için iğne oyasını tığa çevirdim. Evet benim tığa çevirdiğim modelim de şu şekilde oldu. Bakın birebir aynısını yine her zamanki gibi diyeceğim artık. Bayağıdır beraber çalışıyoruz iğneden tığa çevirme işini arkadaşlarım. Evet. Tıpkı oradaki gibi orada bu şekilde ters resim alınmış. Ben de şöyle arkadaşlar. Bakın ortada minik dağ ve üç tane fil dişi. Ortadaki fil dişinin üzerine de bu şekilde çiçeğimiz yapılmış. Evet, şöyle her açıdan da gösterdikten sonra tekrar düz yüzünden de gösterelim ve modelimizin yapım işlemine geçelim. tülbentimizin kenarlarını bu şekilde tığ battılarla ikişer zincir çekerek hazırlıyoruz. Tabattamızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. İlk başlarken de aynen bu şekilde. 3 tane fil dişi yaparak böyle mesafe verdik. Bir tanesini yaptık. Şimdi iki tanesini de sizle beraber yapıp bu şekilde devam edeceğiz. İlk başlarken aynen bu şekilde. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik. 3 zincir. Hemen kıvattın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 4 zincir çevirdim 4 zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim ve 8 tane zincir çekiyorum 6 7 ve 8 çeviriyorum 8 zincirimi tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum ve 3 tane zincir kapatıyorum buraya bir tane yuva yaptık 4 zincir çevirdim 3 zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum 8 tane zincir çekiyorum 5 6 7 ve 8 çevirdim düz yüzüne hemen tığ battının içine sabitleyip fil dişimi bu şekilde bitiriyorum bakın ortasında 3 tane bu şekilde fil dişlerini hazırladık. Şimdi kayamız için şöyle 3 zincir çekip bir tane tığ battı ara mesafesi veriyoruz. Aralıkta bir tane tığ battı mesafesi. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki boş olan bu şekilde tığ battığımın içine girerek 2 2 alıyorum. Şimdi şunu şöyle biraz düzeltelim. Trabzanın içine 8 zincirden kirpik yapıyoruz. 8 zincirimi çekiyorum. Bu minik trabzanımın içine girip ilk kirpimi yapıyorum. Yine 8 zincir. 4, 5, 6, 7 ve 8. Hemen ikinci kirpiğimi de aynı. Birinci çizgi kapattım. kapattığım trabzana kapattım. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum tığ battımın içine girip kapattım. Bir defa tıl, ıı, başını doladım. Hemen yandaki tığ battıya girip şöyle iki, şöyle iki alarak bir trabzan yaptım. Dört tane zincir çeviriyorum. Kayamızı yapacağız artık buraya. Hemen ilk kirpikten girdim. Kapattım. Bakın sık iğneyi fazla sıktırmayın. Onu yuva olarak kullanacağım. Yine 8 tane zincir çekiyorum dönüyorum 8 zincirimi bu kapattığım sık iğneyi şöyle aralayıp buraya ilk irpimi yapıyorum yine 8 zincir 5 6 7 ve 8 kapatıyorum buraya bu şekilde 4 tane zincir trabzanın içine hani 4 zincir çekerek karşıya geçtiğimiz trabzanın içine bakın bu ilk kirpini bu şekilde oluşturuyoruz aşağı inerken bir kirpik oluşturduk yine 8 zincir ve 8 aynı trabzanın içine kapatıp buraya da ikinci kirpiği bu şekilde yaptık bakın dağımız minik bir daha çok da güzel oldu 3 tane zincir çekiyorum hemen bakın bir tane tığ battara mesafesi veriyorum sağda vermiştik fil dişinden önce solda da aynı şekilde bir tane tığ battı mesafesi yine 3 zincirimi çekiyorum buraya artık fil dişi yapacağım 4 zincir ters çevirip bu tığ battının içine kapatıyorum 8 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum sıkı sıkı çekiyorum ki burası önemli her zaman söylüyorum artma işlemi kalıp gibi duruyor bu şekil yaparsak bakın hemen sabitleyelim 3 zincir sıradaki tığ battıya 1 2 3 4 zincir çevirdim hemen tığ battımın içine sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Kapa e, çiter çevirdim. Hemen bir sonraki tığ battıma kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bir sonraki tığ battıya. 1, 2, 3, 4 zincir. Geri çevirip yapmış olduğum bu 3 zincirin içine 4 zinciri kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 hemen buraya kapattım. 1, 2, 3. Bu kadar arkadaşlar bakın. Şimdi bir defa dolayıp şöyle minik bir trabzan yaparak buraya dağımızın yapımına başlayacağız. 3 tane bu şekilde şunu alayım. Fil dişi bakın 3 tane fil dişi bir tane minik daha 8er zincirli, kirpikli. Şöyle. Sonra 3 tane fil dişi, bir tane daha. Bu şekilde devam edecek çimenlerimiz. Çimenin yapımı da hem sıralı sayılır hem de çok da zarif ve güzel duruyor arkadaşlar. İğne yası birebir aynısı. Evet şimdi çiçeğimizin yapılışına geçelim. Evet. Şimdi sarıyla deneyeceğim. Bakın bunlar tonlama rengi işte çürüğü ve pembeden tonlama yaptım. Bunlar şöyle canlılık gelsin diye ekranda güzel görünsün diye sarıdan deneyeceğim. Devam ettirmeyeceğim pembe ve işte çürüğü olarak. Sarı deneyeceğim. Şöyle tersini çevirdim. 3 tane tığ attım var. Şey, fil dişim var. Ortadaki fil dişimin içine sık iğne ile böyle tersinden sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 5 6 ve 7 sık iğne ile buraya sabitliyorum. Bir tane yuva yaptık. 5 zincirle 4 ve 5. Düz yüzüne döndüm. Bu 7 zincirli sarı yuvanın içine kapatıyorum sık iğne ile buraya 5 zincirimi. 1 2 3 4 zincir. Şöyle dönüp bu 5 zincirin içine sabitliyorum bakın. Tam Şöyle biraz ortadan da ileriye doğru gitmesini sağlıyor. 7 tane zincir. 4, 5, 6 ve 7. Çevirdim. Yine aynı şekilde bu ilk yuvanın içine sabitliyorum. Ve 8 tane zincir çekiyorum. 6, 7 ve 8. Çevirdim. Bakın. En dip köşesine 7 zincirin en dip köşesine bu şekilde sabitledim ve iki tane zincir çekip düz yüzüne döndüm bu 8 zincirin içine sık iğne ile sabitledim kirpik yaptım iki zincir hemen son zincirin arasına girip kirpik yapıyoruz toplamda buraya 8 tane bu şekilde kirpik yapıyoruz bakın 2 3 2 zincir Hemen araya gir. 4 5 6 7 Şöyle yaptığımızı tırnağımızla geriye alırsak daha güzel duruyor. 8. de hem de sığdırmış olduk. bakın Sabitledim. Yuvanın içine de sık iğne ile girip dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Yine 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum buraya yuvaya. 4 zincir. Yaptığımız yaprağımızı şöyle kenara alalım. Bakın. ikincisine yer açılsın 5 zincirimin arasına girip bu 4 zincirimi kapatıyorum 7 tane sıkı sıkı zincir hemen bakın döndüm yuvaya bu şekilde sabitliyorum 8 tane zincir 7 zincirle aşağıya indik 8 zincirle de bu şekilde en dip bakın sık iğnenin olduğu yere biz de 8 zinciri sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle 2 zincirle düz yüzüne döndük. Hemen araya girdim. 2 zincirimi sahte sık iğne ile kapattım bu şekilde. 2 zincir hemen zincirin arasından girip ilmek çıkarıp sık iğne ile sabitliyorum. 2 zincir aradan gir ilmek al. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın bu şekilde 8 tane buraya 2 zincirli kirpik yapıyoruz. 2 zincir 5 6 şöyle tırnağımıza çektiğimizde 8 tane zincire yer açılıyor. Bu da 8 zincir 8. zincir yani Hemen yine bu bakın yuvanın içine sahte sık iğne ile yapıyorum. Bunu normal sık iğne ile de yapabilirsiniz. Sırf sahte sık iğne iğnesine daha çok benzediği için bu şekilde yapıyorum. Yoksa zorunlu değil arkadaşlar. Yine 5 tane zincir. Hemen yuvanın içine sabitledim. 4 zincir. 2, 3, 4. Şöyle atıyorum. Sık iğne ile 7 tane zincir. Çevirdim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Hemen bakın. Ters çeviriyorum. Buraya sabit iki zincirimi çektim çevirdim geri dönüşlerde bu çıkışlarda arkadaşlar normal sık iğne ile kapatıyorum sadece bu kirpiklerin içini sahte sık iğne ile yapıyorum diğer bu kapatma işlemleri normal sık iğne şöyle 3 oldu 4 5 iki zincir 6 şöyle tırnağımızla tutup çekelim ve 8 evet. sonuncusunu şöyle arkadaşlar şu ipi de alırsak dibine şöyle ortada yürütürsek ip de kaynamış olur aslında son yaprağımızın içine hemen bir zinciri de çektiğimize göre ipimizi koparalım hem bakın hemen ipimi yakıp geliyorum Evet arkadaşlar sizle yaptığımız sarı rengimiz hemen bakın bu şekilde daha bir patlatma işlemi yapmak istedim şöyle üçünün arasına sarı da yakıştı bakın arkadaşlar şöyle tutayım evet gerçekten çok güzel oldu yani ben yaptım diye demiyorum arkadaşlar modelin kendisi yani çok güzel oldu bakın şöyle uzaktan da çok hoş duruşu var evet modelin bu şekilde şöyle yapacak arkadaşlarımıza da kolay gelsin Şöyle çıtı zarif bir model oldu. Yapılışı da bildiğiniz fil dişi ve bu kirpiklerden oluşan kayamız. Bakın arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir model oldu. Evet. Modelimiz bu şekilde. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.